Bir an dur ve geçmişine bak. Eğer orada yaşamış olduğun bir haksızlık, değersizlik varsa şayet, oraya geri dönmeyi asla düşünme. Eğer dönersen bil ki hiç ilerleme kaydedemedin ve dersini tam olarak almadın. Mezun olmak istiyorsan geçmişini sil ve mezun ol. Bloğumuz başlasın. Şu an arkadaşımın ofis açılışı var. Dün aldığım çikolatayla çiçeğimi de yanında getiriyorum. Birazdan yanında olurum. Arkadaşımın açılışı bitti. Şimdi kendi günlük yapmam gereken rutinlerle ilgili videolar çekeceğim. Görüşmek üzere. Birazdan geleceğim zaten. Çıkış bu taraftan. Geldim. Şimdi kahve içmeye bir yerlere. Akşam oluyor. Anca çıkabildim tabii ki. Kafeye geldim şimdi. Güzel bir yere benziyor. Birazdan detayları zaten göstereceğim. Güzel bir yere benziyor. Ben bayıldım. Market alışverişine geldim. Biraz bakınıyorum. Neler var, neler yok diye. İhtiyacım bir şey varsa alacağım. Sebze reyonuna gidiyorum. İnanılmaz soğuk. Yani öğlen biraz sıcaktı ama şu an bayağı soğumuş durumda. Bir an önce eve geçmeyi planlıyorum. Biraz bir şeyler alacağım. Belki daha sonra gratis'e uğrarım. Dolmuş durumdayım ben şu an. Şimdi şey alıp şimdi gratis'e doğru ilerliyorum. Hava da karanlık olmaya başladı tabii ki. Ve şu an zaten zifiri karanlık. Bir an önce gratisten de bir şeyler alıp, yani alabiliyorsam, güzel bir şeyler bulursam ihtiyacım olan ve indirimli bulursam alırım tabii ki. Ya benim aslında şöyle, alışverişle ilgili şu şekil bir düşüncem var. Yani popüler bir şeye hizmet ettiği için gidip alışveriş yapmıyorum. İhtiyacım olursa alışveriş yapıyorum. Ve tabii ki hani gereksiz şeyleri almıyorum. Öyle bir durum. İnanılmaz soğuk. Gratis'e doğru ilerliyorum. Hemen oradan da eve geçeceğim zaten. Hemen ürünleri inceleyeceğim. Bunları gelmiş. Aslında güzel. Ama bu kutunun içinde diye 77 lira. Yani gereksiz pahalı. Onun için almayacağım tabii ki. Aslına bakarsanız gratisten hiç alışveriş yapmayan biriyim.
Ama böyle popüler duruma hizmet ettiği için gelip bakmak istedim. Ve inceliyorum şu an ürünleri. Ama online alışverişin çok çok üstünde. Gidiyorum. Bütün işlerim bitti sayılır. Yani evdeki rutinlerim hariç eve gidip dinleneceğim. Yani çok fazla da zaten bu saatten sonra ayakta durmam. Yoruldum çünkü. Birkaç rutinimi daha yerine getirip uyurum herhalde büyük ihtimalle. Aslında geçen BİM'in aktüel ürünü olarak bir ürün gelmişti. Böyle not almayı seven, günlük tutmayı seven kişiler için defterler ve bu defterler çeşit çeşitti. Şimdi gelmişken ona da bakmak istiyorum. Eğer kaldıysa muhtemelen alırım çünkü günlük tutmayı seviyorum. BİM'e gidiyorum. Bakalım benim takip ettiğim defterler hala duruyor mu? Duruyorsa tabii ki alacağım. Neden? Muzlusunu alayım. Okulda. Ondan al. Bundan. Hemen gideceğim şimdi defterlerin olduğu bölüme direkt. Bakacağım hala kalmış mı? Umarım bitirmemişlerdir. Tarz bir ürün gelmiş. Aktüel olarak alacağım. Çünkü ihtiyacım var. Bir ezmesi. İlk kez görüyorum. Enteresan bir ürün. Ama leblebiyle çok aram olmadığı için almayacağım. 39 liraydı sevenler için. Benden 3 tane aktüel ürünü aldım. Gayet güzeldi. Yani o az önce gösterdiğim günlük 89 lira. Benden şimdi çıktım. Bir tane kokulu defter aldım. 89 lira. Bunu online alsam muhtemelen 250 lira olurdu. O tarz hani o kalitede bir defter. 89'da hemen aldım. Öyle. Bir de kedi mamaları 11 liraya düşmüş. Küçük olanlar. Birazdan gösteririm. Onlardan da birkaç tane aldım. Sokaktaki kediler için. Kedi gördüğümde veririm muhtemelen. Çünkü havalar çok soğuk. Ve onların da yemek ve bazı ihtiyaçları oluyor. Elimden geldiğince karşılamaya çalışıyorum. Aslında A101 ve BİM seviyorum ben. Aktüel ürünleri güzel oluyor. Hani farklı oluyor. Ve normalin 2 kat daha azı oluyor. Onun için zaten bütün yerlerde var. Ben o yüzden alışveriş yapıyorum. Ve takip ediyorum hani bana uygun bir şey var mı kullanabileceğim. Bakıp alıyorum. Avantajlı oluyor. Ki 11 liraya düşen kedi maması markası. Açılış, alışveriş, rutinler derken gün benim için tamamlandı. Kedileri de beslersem zaten birkaç dakika sonra kedileri görmüş olurum. İleriki önüme çıkar. Kaç tanesini beslersem gün benim için tamamlanmış olacak. Alışveriş, rutin ve birkaç işlemimden sonra gün benim için tamamlanmış durumda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka rutinlerimde görüşmek üzere.